Erhan Bey, zaten bizler vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Yani 10 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'de sosyal güvenlik alanında zaten yardımcı oluyoruz. Şimdi onlar oradan uçak bileti alacaklar. Türkiye'ye gelecekler. O kuyrukta bekleyecekler. Çalıştıkları iş yerlerinden izin alacaklar. Ne gerek var Erhan Bey? Yani biz Evet. burada onlara hizmet etmek için zaten varız. Ha diyorsa ki ben gezmek istiyorum, gelsin. Sabahtan termosuna çayını da koysun Erhan Bey. Çayını Niye koyacağız, Ümit? ne alsın kuyruğa Ya bizim girsin. ofise gelsinler Ümit, öyle deme ya. Bize gelsinler. Yok, çok istiyorlarsa yani ben onlara yardımcı olmak için bir bardak çay almak için kuyruktan çıkarsa sırasını kaybedecek. Termosuna çayını Aa evet doldursun. doğru. Evet doğru. O bir daha sıra vermiyorlar da doğru. Peki Ümit bir şey söyleyeceğim. Yani Avrupalı Türklerin suçu değil. Adamlar ta 3700 kilometre, 4000 kilometreden kalkıp geliyorlar işlerini yapmak için. Ve bir de Erhan Ya Bey, bence şunu da dur, söylemek buyur Ümit. istiyorum. Bakın, sadece tek kuyrukla iş bitmiyor Avrupalı vatandaşta. Yurt dışı borçlanması için bir kuyruğa girmesi lazım. O kuyruğu bitirecek, borçlanma memuruna gidecek. Daha sonrasında evrağını verdiği zaman ha deyince yine borçlanması çıkmıyor ki Erhan Bey. Ne kadar Borçlanması sürüyor Ümit? çıkacak. Takriben 6 ay mı? Bu yoğunlukta şu EYT seçim var. Vallahi bir onayı buluyor mu? Ne diyorsun? Ben Yani şahsen öyle düşünüyorum. tahminimizce onayı bulabilir. Şimdi borçlanma tebligatını verecek. Evrakların tercümesini isteyecekler. Tercümelerini verecek. Daha sonra borçlanma tebligatı çıkacak. Ödeme yapacak. Tekrar tahsis talep için geri gelecek. Yani uzun bir süreç Erhan Bey. Öyle basit bir süreç değil. Bir de yani borçlanma talebini doldururken ince bir hesap yapılması lazım. Tahsis talep doldurulurken ince bir hesap yapılması lazım. Yani burada en ufak bir kalem hatasında ödeyeceği rakamlar 5 bin, 10 bin euro yükselebilir. Alacağı maaş 2-3 bin lira düşebilir.